Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere doğada şah tereotunun faydalarından, şah tereotunun tanıtımından, faydalarından, yararlarından bahsedeceğiz. Doğadaki şifalı bitkilerden biri olan şah tereotunu böyle ince, kırılgan, narin yaprakları, dalları olmaktadır. Çiğ olarak tüketildiğinde şah tereotunun zehir zemberek acı bir tadı vardır ve bitkinin de görüntüsü bu şekildedir. Turuncu renginde, pembemsi renginde, açık sarı renginde çiçekleri olmaktadır. Çok faydalı bir bitki olan bu bitkinin zehir zemberek bir tadı olduğundan tatlandırılma suretinde mutlaka bal kullanılması gerekmektedir. Her çeşit cilt hastalıklarında, sedef, egzama, kaşıntı hastalıklarında, hemoroid, bağırsak hastalıklarında, cilt hastalıklarında kullanılan şah tereotunun karaciğerde biriken toksinleri, çeşitli toksit maddeleri terleme ve idrar yoluyla da dışarı atmaktadır. Sindirim sisteminde çalıştıran şah tereotu ayrıca safra kesesi hastalıklarında da hem temizleyici özelliği vardır. Safra kesesi hastalıklarında çok yararlıdır. Tansiyon hastalıklarına karşı da çok faydaları olan şah tereotunun hipertansiyona karşı da faydaları, yararları olmaktadır. Ve bu şah tereotunun içinde gözüken bu ot da sütleyen otu olmaktadır. Ve birazdan da bu sütleyen otundan durdurmadan videomuza devam edeceğiz. Gözlerdeki çapaklanmayı da gideren şah tereotu haricine dahilen hazırlanan şah tereotu çayıyla bir pamuk parçasıyla gözlerde bulunan çapaklanmayı ve hemoroid ve bağırsak memesinin üzerine sürülerek sedef, egzama, uyuz hastalıklarında da kullanılarak, sindirim sistemi hastalıklarında da kullanılarak, safra kesesi hastalıklarında da faydalı olmaktadır. Ayrıca bitkinin tansiyon hastalıklarına da faydalı olduğu gözlemlenmektedir. Bitkinin esas özelliği de cilt hastalıklarında sedef, egzama, hemoroid, bağırsak, uyuz hastalıklarında, sindirim sistemi hastalıklarında iyi dinleyin. Şah tereotunun tedavi edici özelliği, yararları, faydaları olmaktadır. Bu bitkiyi biz birkaç parçasını kopardık ve sizlere çok yakından görüntüleyebilmek için bir takımını elimizle güzelce kopardık, gösterdik. Ancak buralarda Akdeniz bölgesinde çok fazla olduğu için yerine bunu bolca da yağmurlar yağdığı için yerine yetişecek bitkiler meydana gelebilmektedir. Deminden de bahsettiğimiz gibi sütleyen otundan bahsedeceğiz. Sütleyen otu denmesinin sebebi dallarından kopardığımızda böyle süt gibi bir sıvı kimyasal madde çıktığından sütlüce, sütleyen otu, sütlü ot gibi isimler denmektedir. Sütleyen otunun kırlarda, bayırlarda yıllık olarak da yetiştiği gibi mevsimlik olarak da yağmurların yağmasıyla birlikte ot şeklinde yetişen sütleyen otu olmaktadır. Sıcak ve soğuklara karşı, çok zor koşullara karşı, kuraklığa karşı da son derece dayanıklı olan sütleyen otu sivilce akne tedavisinde kullanılmaktadır. Küçük çaplı yaralanmalarda da kullanılan sütleyen otu ayrıca zehirli böcek sokmalarında kuduz hastalığı olasılığı olan hayvanların sok ısırmalarına karşı da çeşitli cilt hastalıklarına karşı da el ve ayak mantar hastalıklarına karşı da kullanılmaktadır ve yapılan çalışmalar neticesinde sütleyen otu kullanılan mantar hastalıkları ilaçlarına göre çok daha etkili olduğu gözlemlenmiştir ve bu sebeple mantar ilacının doğal organik hali olarak da gözlemlenmiştir. İşte gördüğümüz gibi sütleyen otu, zehirli bir ot olan sütleyen otunun kullanımında ehil kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir ve ayrıca sütleyen otuyla atalarımız bu kırlarda yıllık olarak yetişen sütleyen otu dere ve ırmaklarda küçük akarsu gölet kenarlarında
balık tutmak için de kullanılmıştır. Ve sudaki oksijeni absorbe edip hapseden sütleyen otu balıkların kısa zamanlı nefessiz kalarak bayılmalarını sağlamaktadır. Ve bu gördüğümüzde kara hindibağı otunun bir diğer türüdür. Doğada 350'yi aşkın türü olan kara hindibağı bitkisi de yetiştiğinde videosunu paylaşacağız. İşte sütleyen otumuz. Ve burada biz de bulduğumuz eve gümecinin faydasından kısa çaplı yararlarından bahsedeceğiz. İnanın bu otları videosunu çektiğimizde hiçbirini satıp ticari gelir vesaire bir menfiat sağlamıyoruz. Tamamen doğayı bilgisayarlarınıza, oyun konsollarınıza, ne bileyim evlerinizin bir köşesine getirmek için böyle bir çalışma proje ürettik. Ebe gümeci otunun faydalarını da şöyle bahsedecek olursak, doğadaki şifalı bitkilerden önemli biri olan ebe gümeci bitkisi tıpkı sinirli ot gibi labada bitkisi gibi yaprakları lapası yapılarak çıban ve hapse tedavisinde, cilt hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır. Basur hastalıklarına karşı da faydaları olan ebe gümeci bitkisi hem haricen hem de dahilen çift zamanlı olarak kullanılabilmektedir ve bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Demir vitamini olduğundan da dolayı kansızlık ve anemi hastalıklarında da faydalı olduğu düşünülen ebe gümeci bitkisi akciğerlerde biriken balgamlara karşı da faydaları olmaktadır. Ve akciğer temizleyici olarak da balgam söktürücü özelliği olmaktadır. Çeşitli cilt sağlıklarında faydalı olan, yaralanmalarda faydalı olan ebe gümeci bitkisi küçük çaplı yaralanmalarda, çıkıklarda, kırıklarda, burkulmalarda, şişliklerde faydaları, yararları olmaktadır. Ve hem çayı yapılıp içilerek hem de yara üzerine pansuman edilerek de kullanılmaktadır. Kabızlığın da bir ilacı olan ebe gümeci bitkisi saç ve cilt sağlığında faydaları olduğundan kozmetik ürünlerinde çok faydaları olmaktadır ve saç kepeklenmesine karşı, cilt hastalıklarına karşı, yine hemoroid basur hastalıklarına karşı, cilt kızarıklığı hastalıklarına karşı, kaşıntı, uyuz hastalıklarına karşı da faydalı olmaktadır. Karaciğere karşı da faydalı olan, karaciğer hastalıklarında faydaları olan ebe gümeci bitkisi çağın müzmin hastalığı olarak da kabul edilen kabızlık tedavisinde müsil etkisi gösterdiğinden sindirim sistemi için de çok faydalı olmaktadır. Bugün kısaca ebe gümeci bitkisi, şah dereotu ve sütleyen otunu 9 dakikaya varan bir videosunu faydalarından kısa kısa bahsetmeye çalıştık. Aslında bu bitkilerin faydalarını, kullanım alanları çok fazla olmaktadır ve tümünü saymaya başlasak yarım saati bulan bir video süreci olmaktadır. Ancak videonun uzamaması için biz sizlere önemli faydalarından kısaca bahsetmeye çalıştık. Hoşça kalın.